Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir muadil serisi çekmek istiyorum. Yani pahalı ürünlerim var makyaj koleksiyonumda. Onlara uygun hangi uygun fiyatlı ürünler çok benziyor, onları seçtim. Bayağı bir ürün buldum koleksiyonumda aslında benzer olarak. Bence hemen başlayalım. İlk olarak gözlerimde bugün kullandığım paletle başlamak istiyorum. Yani Huda Beauty'nin New Nude paleti. Şöyle göstereyim. Bu makyajın videosunu da zaten kanalımda bulabilirsiniz. Buna benzer çok yani aşırı benzemiyor. Bu palete en uygun koleksiyonumda Revolution markasının Forever Flawless Allure paletini buldum. Şöyle göstereyim bunu. Bunun da dizaynı gerçekten çok güzel. Bir Huda Beauty kadar bence hoş. Far kalitesi tabii ki aynı değil. Açık konuşmak gerekirse ben Huda Beauty'nin paletini daha çok tercih ediyorum. Ama diyorsanız hayır, ben o kadar para vermek istemiyorum ama renkleri çok hoşuma gidiyor Huda'nın. O zaman kesinlikle bu palete bir bakın derim. Hemen yan yana ikisini göstermek istiyorum. Alt taraftaki tabii ki Revolution, üst bölümdeki de Huda Beauty'nin paleti. Renk açısından bence zaten Revolution biraz bu Huda Beauty'nin paletinden esinlenmiş gibi gözüküyor. Zaten şuradaki benek benek olan renkler de kesinlikle Huda'dan alınmış gibi duruyor. Sadece şunu söylemem lazım. Dediğim gibi Revolution'un farları biraz daha kuru. Huda Beauty kadar kolay göze uygulanmıyor. Ama fiyatına bakılırsa bence denecek de bir şey yok. Sence hangisi? Dediğim gibi ben Huda Beauty'yi daha çok tercih ediyorum şahsen. Kalitesi biraz bir tık daha yukarıda olduğu yani için. Yani fiyatını hak ediyor. Hak ediyor, evet. Ben Huda, yani Huda Beauty'nin farlarını herkes sevmiyor. Bunu biliyorum. Çok okuyorum internette, Instagram'da. Ama benim çok sevdiğim markalardan biri olduğu için ben Huda Beauty'nin farlarına hiçbir şey söyleyemem. Ben seviyorum, beğeniyorum. Hemen bir bronzerla devam etmek istiyorum. Yine bayağı pahalı bir ürün var elimde. Marc Jacobs markasının Tantastic Omega Bronze ürünü. Gördüğünüz üzere gerçekten büyük bir bronzer. İçerisinde zaten 25 gram ürün var. Fiyatını hak ediyor o yüzden. Ama renk açısından gerçekten çok benzeyen bir ürün olan Rival Loves Me. Yeni çıktı bu. Rival Loves Me Tropical Bronzer'ı. 01 Waikiki rengi. Ambalajını da biraz göstereyim ki bilin hangi ürün. Şu şekilde. Bu Hula bronzer'dan bayağı esinlenmiş bir kutu ama renk olarak Hula'yla pek aynı değil. En azından 01 rengi öyle değil. Ben swatchlamak istiyorum hem Marc Jacobs'u hem de Rival The Loop ürününü. Rival Loves Me, pardon. İlk olarak Rival Loves Me ürününü swatchlıyorum şu şekilde. Hemen yanında da Marc Jacobs'un ürünü. Kamerada şu an nasıl çıkıyor bilmiyorum. Ama renk açısından ikisi de birbirine benziyor. Kalite açısından derseniz aslında pek bir fark yok. Sonuçta sadece bir bronzer. Sadece bir tık değişik olan Marc Jacobs daha çok gri tonuna kaçıyor. Rival Loves Me ürünü biraz daha turuncumsuya kaçıyor. Ama uzaktan baktığınızda gerçekten arasında hiçbir fark yok. Denebilir kadar az. Hemen devam ediyorum. Neyle devam edeyim? Bence en sevdiğim kategoriyle devam etmek istiyorum. Highlighter, yani aydınlatıcı. Bunun için yine oldukça pahalı bir ürün. MAC markasının tabii ki en ünlü highlighter'ı denebilir bence. Soft and Gentle ürünü. Ambalajını göstereyim en iyisi. MAC'in hep bir favori ürünleri oluyor her. O aslında her markada oluyor bence. Mesela Charlotte Tilbury'de var, Nars'ta biliyorsunuz var. MAC'de de tabii ki var. Ama MAC'de gerçekten her bölümün var. Yine Revolution markasının bir muadilini buldum. Highlighter Reloaded serisinden. Just My Type rengindeki aydınlatıcısı. Hemen yan yana swatchlayacağım bunları da tabii ki sizin için. Bu arada ikisi de müthiş ürün. Kesinlikle bir şey denemez. MAC'inki sadece bir tık daha pembe. Revolution bir tık daha altın. Hemen swatchluyorum. Bu Revolution. Hemen yanında da tabii ki MAC.
Yani bu taraf Mac, bu taraf Revolution. Uzaktan bakıldığında hiçbir fark yok. Sadece dediğim gibi Mac çok çok az daha pembeye kaçıyor. Revolution bir tık daha altın ve Mac'in simleri çok hafif daha iri. Revolution o konuda biraz daha doğal gözüküyor. Ama dediğim gibi cildinizde anlamayacak kadar az bir fark var aralarında. Tabii ki ama fiyat farkı bayağı büyük. Maalesef lira fiyatlarını söyleyemeyeceğim. Ama euro fiyatlarından bahsedeyim kısaca. Mac'in ürünü galiba ya 30 ya da 35 euro arası bir fiyat. Revolution ise 4 ya da 5 euro gibi bir fiyata bulunuyor. Yani bayağı bir fark var arasında. Likit aydınlatıcıyla devam edeyim. O kategoride de iki ürünüm var. İlk olarak Pastel'in Moonlight Highlighter'ını göstermek istiyorum. Bunu da bilmeyen yok galiba. Kesinlikle çok benzeyen bir ürün olarak da Benefit High Beam ürünü var. Bu ben de iki şimdi küçük boyu haliyle. Bunları da yan yana swatchlayayım. Gerçekten bu neredeyse hiç fark yok diyebileceğim bir muadil. İkisi de birbirine gerçekten aşırı şekilde benziyor. Şu taraf Benefit. Bu taraf da Pastel. Pastel'in biraz daha aşırı pigmentli durma nedeni kesinlikle fırçasından kaynaklanıyor. Eskiden Benefit ürünün de fırçası vardı. Şimdi daha şeye geçmişler. Ruj gibi düşünün. Yani süngerimsi bir şeyi var önünde. Uygulamanız için. O yüzden Pastel fırçasından biraz daha fazla ürün geliyor sadece. Dediğim gibi ama ikisini de fazla kullanmıyorum. Çünkü likit aydınlatıcı neredeyse hiç kullanmıyorum. O yüzden devam etmek istiyorum. Hemen bence bir fondötenle devam edelim. İki tane çok çok sevdiğim fondöten. Ve birbirine çok benzeyen. İlk olarak pahalı ürünümü göstermek istiyorum. Too Faced'in Born This Way. Bendeki rengi Warm Nude. Bu bana biraz koyu. Yazın almıştım çünkü. O zaman rengi uyuyordu. Şu an biraz koyu. Ve muadil ürünüm olan Flormer'ın Perfect Coverage Foundation'ı. Bunun rengi de 121. Şimdi bunlar açık söylemek gerekirse Flormer bir tık daha kapatıcı. Ama görünüş olarak cildinizde hem parlaması açısından hem cildinize oturuşundan ikisi de birbirine aşırı şekilde benziyor. Şunu söylemek gerekirse aslında Flormer'ı daha çok tercih ediyorum. Çünkü birbirine çok benziyorlar. Flormer bir tık daha kapatıcı ve fiyat açısından tabii ki daha uygun. O yüzden bence bunların ikisinden birini seçmek zorunda kalırsanız Flormer'ı tercih edin. Ama Too Faced'de kesinlikle çok güzel bir fondöten. Aldığıma pişman değilim. Daha doğal bir fondöten arıyorsanız onun için de bir muadil buldum. Aşırı pahalı bir ürün. Bugün hatta bunu kullandım. Cildimde şu an bu var. La Mer markasının The Soft Fluid Longwear Foundation'ı. Bendeki rengi 180. Muadili de göstereyim. Biraz farklarını anlatacağım. Bu da L'Oreal'ın Perfect Match. Bendeki rengi 1.5. Evet, çok temiz bir ürün. Evet, maalesef. Bu arada ikisinin adı da linen. Yani renk olarak aslında pek bir farkları yok. L'Oreal sadece bir tık daha mı koyu desem? Pek de bir farkı yok. La Mer biraz daha pembe. Gördüğünüz üzere evet bayağı batık şurası. Bu fondöten gerçekten favori fondötenlerimden biri. Zaten kanalımda çok kullandım. Artık ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. La Mer çok pahalı bir ürün. Lira fiyatını maalesef bilmiyorum. Euro fiyatı 60 mı 80 mi ne o civarda bir şey. Yani bayağı pahalı bir ürün. Ben indirimden aldım. Onu da söyleyeyim hemen. Elinizde tuttuğunuzda tabii ki La Mer'in kalitesi hemen belli oluyor. Ama açık söylemek gerekirse evet cildimde çok beğeniyorum fondöteni ama bu fiyata almam. Çünkü L'Oreal'da cildimde pek bir farklı durmuyor. L'Oreal'ın fiyatı da 10 euro civarı. 10-11 euro olması lazım. Lira fiyatlarını maalesef ezbere bilmiyorum. O yüzden bence bunların ikisinde kararsız kalırsanız L'Oreal'ı kesinlikle alın. Ama La Mer de gerçekten çok güzel bir ürün. Sephora'da yokmuş La Mer. Bizim Sephora'da var yani Almanya'daki. Ha,
Muhtemelen. Sanki olabilir ki. Evet. Merak ettim şu anda çünkü. 830. 830 TL. Hı hı. L'Oreal'da 150 TL civar olması lazım ama indirime çok giriyor onu biliyorum. Yani o yüzden bence L'Oreal'ı tercih edin. La Mer'e vereceğiniz fiyatla 8 tane L'Oreal alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani gerek yok. La Mer'le devam etmek istiyorum. La Mer'de çünkü bir ürünüm daha var. The Powder ürünü. Bu klasik bir pudra. Toz pudra sıkıştırılmamış halde. Cildimde bunu kullandım bugün. Zaten bu makyajı yaptığım video da kanalımda var. Orada görebilirsiniz bu ürünlerin performansını. Bu ürün de yine elinizde tuttuğunuzda gerçekten çok ağır ve kalitesini çok aşırı şekilde belli ediyor. Ama gerçekten aşırı şekilde benzeyen bir pudra olarak benim Yves Rocher'in Pure Light pudram. Bunun ambalajı gerçekten çok sıkıcı. Hiçbir özelliği yok. Şuradan da belli oluyor ne kadar kullandığım. Gerçekten az kalmış içinde. Bayağı boşalmış. Renk açısından da, kalite açısından da, inceliği açısından da iki pudra da birbirine çok benziyor. O yüzden yine dediğim gibi bence La Mer'i tercih etmeyin. Ama aldığıma da pişman değilim. Çünkü biliyorsunuz Yves Rocher zaten benim en sevdiğim pudralardan biri. Yapı olarak birbirlerine çok benzedikleri için tabii ki La Mer'i kullanacağım. Ama bittiğinde muhtemelen bir daha almam. Çünkü gerçekten pahalı bir ürün. Ne kaldı? Ruj kategorim kaldı. Rujlarımla devam etmek istiyorum. Bu kategoride... Bu arada Trendyol'da şu an Flor Monfon biteni normalde 80 liraymış. Şu an 50 lira. İndirimde. 50 lira. Bayağı uygun fiyatlı. Bence evet dediğim gibi Flormer'ı tercih edin. Too Faced'de yine bir 400-500'den aşağı değildir diye düşünüyorum. Bakmadım ama evet bence o civarı. 400 vardır herhalde muhtemelen. 480-500 civarı var. O yüzden bence Flormer'ı tercih edin. Dediğim gibi ruj kategorisinde biraz daha fazla ürünüm var. Bildiğiniz üzere zaten rujlarım çok olduğu için. 4 muadil buldum. İlkiyle başlamak istiyorum. Bunlar renk açısından birbirine benzemiyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Yapı açısından birbirine çok benziyor. Pahalı ürünüm olarak Too Faced'in Melted Matte serisi var. Bu minik boyu. Bende böyle 4 tane var. Ve en sevdiğim serilerden biri olan Pastel Day Long Lip Color. Bunları swatchlamayacağım dediğim gibi çünkü renkleri muadil değil. Neden bunları ama seçtim? Yapı olarak birbirine çok benziyorlar. İkisi de dudağınızda gerçekten mat kuruyor. Tamamen mat. Hızlı kuruyor. Pigmentasyonları çok yüksek ikisinin de. Ve kalıcılığı da çok ikisinin de yüksek. Tabii yağlı bir şey yediğinizde haliyle ikisi de akıyor. Ama yağlı bir yemeğe zaten dayanacak bir ruj olduğunu düşünmüyorum. Lip stainler hariç. Dediğim gibi ikisi yapı açısından birbirine çok benziyor kalite açısından. O yüzden bence pasteli almak daha mantıklı olur. Fiyatı daha uygun olduğu için. Çünkü kalite açısından arasında pek bir fark yok. Tek fark Too Faced'in içinde parfüm var. Yani Too Faced iyi kokuyor. Güzel kokuyor. Ama o da bence önemli bir şey değil. Çünkü sürdüğünüzde zaten uçup gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yine yapı açısından birbirine çok benzeyen ürünle devam etmek istiyorum. Pahalı ürün olarak Huda Beauty'nin Liquid Matte serisini seçtim. Rengini söyleyeyim isterseniz. Ben de iki rengi Trendsetter. Muadil ürünüm de Golden Rose'un Soft and Matte Creamy Lip Color serisi. Bu da yine benim favori serilerimden biri aslında. Dediğim gibi renkleri birbirini çok andırmıyor. Renk muadili değil bu konuda. Ama yapı açısından ve kalite açısından ikisi de birbirine çok benziyor. Anlatayım kısaca. İkisi de sürdüğünüzde mat kuruyor evet ama dudaklarınızı Too Faced ve pastel kadar kurutmuyor. Yine de bir hafif adından da gördüğünüz üzere ikisi de soft kalıyor dudağınızda. Yani dudaklarınız kuruysa Too Faced ile pasteli hiçbir şekilde önermem size. Bu serilere bakın derim. Yine tek fark Huda Beauty'nin içinde aşırı şekilde parfüm var. Golden Rose hiç kokmuyor sanırsam. Hafif bir kokusu var ama Huda Beauty'nin yanına yaklaşamaz. Huda Beauty tamamen sanki 3
3 tane vanilyayı böyle kesip içine doldurmuşlar. O şekilde kokuyor. Huda Beauty'nin zaten klasik bu kokuları. Yani bence eliniz kesinlikle Golden Rose'a gitsin. Çünkü Huda Beauty de uygun fiyatlı bir marka değil. Biraz da renk muadillerine gelmek istiyorum. İlk olarak bir MAC rujuyla başlayayım. Bunun adı Mer rengi. Mer nasıl söyleniyorsa artık. Ünlü bir rujlardan MAC'in. Koyu bir pembe, hafif morumsu bir renk. Aynı zamanda ama nude'a kaçan bir renk. Bunun içinde bir muadil buldum. Maybelline markasından buldum. 987 numaralı Smoky Rose Matte serisinden. Bunun kutusu da böyle. Yanına swatch lürüm hemen. Üst taraftaki Maybelline. Alt taraftaki MAC. Şimdi elimde böyle bakınca ikisi birbirine çok benziyor. Tabii ki Maybelline bir tık daha açık. MAC bir tık daha koyu, bir tık daha mor. Ama açıkçası benim dudağımda ikisi de hiç farklı durmuyor. Bu tabii ki biraz dudak rengiyle de alakalı bir konu. Ama uzaktan bakıldığında pek de bir fark yok. Yine ama fiyat farkı büyük diye düşünüyorum. MAC'in ruju euro fiyatı olarak 22 euroya denk geliyor. Bu Maybelline rujları da galiba 10 euro olması lazım ama bunlar da yine bayağı indirime giriyor. Ve set olarak çok çıkıyor bunlar. Öyle de alabilirsiniz uygun fiyata. A few moments later. Ve son ruj muadilime geliyorum. Ve aynı zamanda son ürünlerime geliyorum. Pahalı ürünüm olarak Fenty Beauty'nin bir ürünü. Bendeki rengi o kadar küçük ki. Madame rengi. Mademoiselle rengi serisinden. Yani Mademoiselle. Yani Mademoiselle. Anlatabiliyorsam. Anlattık. Çok saçma. Gerek yok. Dediğim gibi Fenty Beauty. Klasik. Sigara şeklindeki diyeyim rujları. Hemen swatchluyorum. Bu bir kırmızı. Muadil olarak da L'Oreal'ın 297 Red Passion Color Rich serisinden. Bunu da hemen yanına swatchluyorum. Şimdi şöyle ki bunların ikisi de tamamen mat değil ama parlak da değil. Ama L'Oreal bir tak daha parlak. Göreceksiniz zaten. Üst taraftaki L'Oreal, alt taraftaki Fenty. Ben Fenty'yi daha çok beğendim. Bu sefer pahalıdan yanayım. Ama ben de şimdi, ucuzdan yanamıyorum. Şimdi şöyle ki Fenty çok ince bir ruj olduğu için dudaklara uygulaması daha kolay. Özellikle dudaklarınız ince ise küçükse. Ve dediğim gibi bir tık daha mat. L'Oreal biraz daha parlak bir ruj. Ve renk açısından Fenty biraz daha maviye kayıyor. L'Oreal bir tık daha turuncu. Yani daha cart bir kırmızı aslında. Ama yine uzaktan bakıldığında pek bir fark yok açıkçası. O yüzden size kalmış bir şey. L'Oreal da galiba çok uygun fiyatlı bir ürün değil. Daha uygun fiyatlı markalar var kesinlikle. Ama Fenty'den daha ucuz olduğu kesin bir şey. Ambalaj açısından ama bence Fenty kesinlikle. Evet. Ki L'Oreal da aslında çok sleek duruyor, yani şık duruyor. O konuda bir şey diyemem ama benim Fenty'ye karşı ayrı bir aşkım var. Çok ürün var bende. Şimdi cilt bakımı serisini de aldım biliyorsunuz. Videosu gelmişti, ondan da bahsedeyim. Fenty ve Huda Beauty. İkisi onlara çok ayrı bir, çok farklı bir aşkım olduğu için hiçbir ürünlerini kötülemiyorum. Beğensem de beğenmesem de. İki markayı da çok sevdiğim için yani bir şey diyemem. Ama tabii ki para harcamak istemiyorsanız bu muadillere bakın derim. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca başka muadiller biliyorsanız bizimle paylaşmak isterseniz onları da yorumlara yazabilirsiniz. Umarım ikinci videoyu çekmek için yeterli ürün bulabilirim. Biraz bulmak zor oluyor haliyle. Aynı renkten hem pahalısını hem uygun fiyatlısını almıyorum normalinde. Bunlar biraz şans eseri koleksiyonumda bulduğum ürünler oldu. O yüzden ikinci bir video için ürün yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Ama talep gelirse tabii ki
emek veririm, ürün bulmaya çalışırım. Tabii bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bunu da bana lütfen söyleyin. Bir like'la bunu belirtebilirsiniz. O yüzden lütfen like atmayı unutmayın derim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlight Tünel. Orada da sık sık ürünler paylaşıyorum. Bu aralar biraz daha paylaşımlarım azalsa da. Çok konuştum. Bence yeter. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Güle güle. Hoşçakalın.